Konumuz travmalar değerli arkadaşlar. Travma nedir, ne değildir? Normal doktora gittiğinizde size ne diyecek? Travma diyecek. Yani illa psikolojik değil. Travma bir durum, bir kötü yaşanmış durum olabilir, bir anı olabilir kötü. Senin yaptığın bir hata olabilir, bir kusur olabilir. Kendini affedemiyorsundur. Travmaya dönüşmüştür. Para travmasından bahsedeyim. Para travması geçmişte babanın yaşadığı parayla alakalı anılar, dil kalıpları, düşünce kalıpları, söylediği sözler tekrarladıkça onun yaşadığı travmalar sana geçer. Yani onun parayla alakalı deneyimleri, tecrübeleri sana geçer. Direkt sana aktarır. Kendi korkularını, kaygılarını, parayla alakalı sınırlarını sana aktarır. Sana geçer o travma. Sen de onu devam edersin. Tekrarlarsın o cümlelerini. Baban kendi söylediği parayla alakalı cümlelerden dolayı fakir. İki yakası bir araya gelmiyor. Çünkü sürekli ne diyor? Zenginler kalleş, fakirler kardeş diyor mesela. Bu bir travma cümlesi. Sende de öyle bir kalıp oluştu beyninde, öyle bir sınır oluştu. Baban para adamı bozar dedi, para elinin kiri dedi örneğin. Veya bu kendi işini yapanlar, esnaflar hepsi üçkağıtçı dedi. Ticaretle uğraşanlar hepsi dolandırıyor dedi. Baban, amcan, büyüklerin, annen, baban, kim aklınıza geliyorsa yani büyüklerinizden, onların travmaları size geçti. Bilgi kirliliği, öğrenilmiş çaresizlik, buna ne dersen de. Ama bunlar yanlış bilgiler. Dil kalıpları, düşünce kalıpları sınırlayan neyse. Onlar sana geçti, aktarıldı. Sirayet oldu sana. Baban yoksuldu. Sen zihnen yoksulsun belki. Para kazandın. Malın mülkün var belki ama yaşayamıyorsun. Bir türlü harcayamıyorsun. Ve eline para geçiyor. Zihnin yoksul olduğundan dolayı. Çünkü sirayet etmişti. Babandan geldi, annenden geldi. O yüzden kendi işini bir türlü büyütemiyorsun, teknolojiyi kullanamıyorsun, yapay zeka geldi geçiyor, herkes ilerledi, herkes aya, sen yaya. Bunun sebebi geçmişten sana gelen, aktarılan düşünce kalıpları. Papağan gibi büyüklerinden duyduğun, annenden, babandan, öğretmeninden, örnek aldığın kişilerden, kitabını okuduğun yazarlardan sınırlayan kimler varsa onların dil kalıplarını sen de kullanmaya devam ettin. O yüzden kendi işini yapan arkadaşlar bilhassa o istediğin başarıyı yakalayamıyorsun. Çünkü travmaların var parayla alakalı. Bu senin travmaların değil ama. Bu senin düşüncelerin değil. Bu sınırlar senin değil. Bunu bir kere kabul et. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar başkalarına ait. Bunlar senin örnek aldığın, dinlediğin, kulak verdiğin, öğretmenin, annen, baban, komşun, Berber Mahmut amca, bunların düşünceleri sana aktarıldı. Bunlardan kurtulman gerekiyor artık. Tekrarladığım bir cümle var. Story'de de paylaştık. Problem bilgi eksikliği değil. Problem bilgi fazlalığı. Herkesin sorunu bu. Fakat bu bilgi fazlalığı, bunlar bilgi kirliliği. Gerçek bilgi değil. Seni ileri götürme. Bunlar sende çaresizlik oluşturdu. Buna ne deniyor? Öğrenilmiş çaresizlik. Bu öğrendiğin çaresizliklerden dolayı ilerleyemiyorsun. Sorun bu. Yani senin bir problemin varsa, parayla alakalı kıtlık varsa hayatında, sadece para mevzusunun dışında da kıtlık bilinci var. İnsanlar da yapamam hocam, olmaz, yok, hayır gibi cümleleri sık sık kullananlar da kıtlık bilinci var değerli arkadaşlar. Yoksulluk bilinci var. İki yakası bir araya gelmiyor. Bir türlü o istediği noktaya gelmiyor. Gösteriyorsun, diyorsun ki bak sen de yapabilirsin. Doğru yolda ilerlersen gölgen arkandan geliyor. Doğrunun ne olduğunu herkes biliyor. Çünkü herkes dünyaya gelirken iyi olarak dünyaya geliyor. Kötülük sonradan öğrenildi. Biraz önce anlattığım gibi. Çaresizlik öğrenildi. Kötülük öğrenildi. Senin nefsin bomboş bir bardak gibiydi. Sen doldurdun. Doldurmasına müsaade ettin. Doldurduğun kadar terbiye oldu nefsin. Yani bunu düzgün doldurduğunda, doğru doldurduğunda berrak, pırıl pırıl. Ama sen bunu yanlış bilgilerle de doldurabilirsin.